Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, güzel olmuş, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting, grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. Çok güzel olmuş. Provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. Evet, güzel olmuş bu arada. Yani yeni bir mekanik eklemişler ama hiçbir şey değiştirmemişler. Akıllıca. Çok çok beğendim bu arada fikri. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps, classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CSGO to Counter-Strike 2. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting. Bu arada evet, bak ışıklar ne kadar fark ediyor. Yani dedim ya, ışıklandırma ekleyecekler diye. RTX değil arkadaşlar, ışık. Yani ışık motorunu güncelliyorlar. That produces realistic materials, lighting and reflections. And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment and iterate. With upgrades to lighting, player read and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Damn. Güzel gözüküyor. Yayın shutter atıyor. Abi ben size 4K gösterince zortluyor işte. 1080p alınca düzelir. Bak güzeldi. 4K 144 FPS alınca siz zortluyorsunuz. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions, oyunun logosu bana CZ'yi hatırlatıyor. CZ'yi hatırlatıyor. The game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals. Aynen bak, demiştim ya size tickless yapacaklar diye. Between those ticks didn't exist. For the most part the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2 we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump. Kısaca arkadaşlar, bundan sonra vuramazsanız siz kötüsünüz. Peaked your peak, and the server will calculate your precise action. Artık ağlayacak bir şeyiniz de kalmadı. So what you see is what you get. Bu arada bu tickless olayı problem yaratabilir. Şimdi şaka bir yana, tickless olayı problem yaratabilir. O bakalım nasıl yapmışlar. Neresi takip? Betası gelir mi bugün? Gelir. Bunu çıkardılarsa betası gelir. Bu çıktıysa betası geliyor demektir.
Ha, yani geliyor belli. Ben hala saat 8'e geleceğini düşünüyorum. Smoke çok iyi olmuş. Smoke çok iyi olmuş. Yani şu Smoke en iyi video buradaki. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, bu gerçekten cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Ya işte Source 2 böyle olacak zaten. Çok fazla bir şey değişmeyecekti. Biraz daha güzel gözüküyor. Temeli oyunun aynı kalıyor. Ama başka bir oyunun hype boşuna. Abi zaten milletin hype'ı boşunaydı. Hani milletin hype'ı zaten boşunaydı abi. Bu zaten motor güncellemesiydi sadece. Sigaracı. Abi biliyorum, biliyorum. Düzeltebileceğim bir şey değil. Sağ ol. 30, yani sen görmedin mi 30 kere yazdığında? Evet, gayet kafi. Işıklandırmayı toparlamışlar. Smoke'u toparlamış. Smoke bence çok güzel olmuş ki dediğim gibi bu motor temelini şey yapacaklar. Motorun temeli güncellendi. Bundan sonra üzerine daha fazla koyabilecekler. Yani elinde sonunda daha çok 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 fazla şey gelecek. Motoru güncelleyemedikleri için motor eskiyken üzerine koymanın manası yok yeni şeylerin. Aynı oyunun önü açıldı. Ki aynı zamanda şu anda şey için de çok önünü açtı. Community modları için de çok 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 önünü açtı. Asıl en büyük olay o. Hani community modları için inanılmaz fazla önünü açtı. Source 2'nin Asset Creation sistemi çok çok daha iyi 4'e göre. Ay şey göre. Source 1'e göre. Item'ların çöp olacağını düşünmüyorum. Direkt oynama update gelecek yoksa yeni bir client mı? Çok büyük ihtimalle farklı bir branch'e geçmen gerekecek. Yani şey gibi olacak bence. Şöyle göstereyim. Yok Overwatch gibi değil. Abi şöyle olacak. Hangi oyunda gösterebilirim bunu? Elden Ring'de gösterebilirim. Özelliklere gireceksin. Beta'ya gireceksin. Elden Ring'de gösteremem. Risk of Rain'de var mıdır? Lan. Beta olan yok mu hiç? CS'de göster. CS'dekini sildiler ya. Galiba. Ha, aynen bu. Bunun gibi yapacaksınız. Yani tıklayacaksınız. Büyük ihtimal burada Source 2 motoru diyecek. Tıklayacaksınız. O versiyona gireceksiniz. Optimize çıkarma eski PC'lerde kasar mı? Abi tabii ki de elinde sonunda belli bir seviyedeki eski PC'de kasmaya başlayacak. Çünkü yani o sis fiziğini o PC yapamaz. Ha yani şey de yapmaz. Ya, o kadar da ölümcül de olmaz yani. Yok 750 Ti'ler falan değil. Eski eski. Gerçekten eskilerden bahsediyorum. Hani oh no what the fuck PC'lerinden bahsediyorum. Position, but the smoke can interact with the 1050 değil environment oğlum. in 1050'ler interesting yeni. ways. It reacts to lighting, 730M'ler patlar. grows to fill spaces naturally. Aynen. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play. Ne gelmiş? Aynen bak bugün başlıyor. Belliydi ya. Oy değişime bak bu arada harbiden. Yani iyi değişmiş ya. Uğur Pes'e bakar mısın? Yani. Modern olmuş. Evet, renk paletini daha canlı yapmışlar. Daha böyle Fortnite'a dönmüş. Işık ama ışık olarak işte burada ışık yok işte ondan. Global Elimination ekleyince mecburen
Oğlum bu arada eski haliyle yeni arasında müthiş fark var Nuke'de. Nuke'e bakar mısın? Wow. Rampa o kadar değişmemiş. Renk ekle, boyamışlar. Burada ışıklandırmalar çok daha hoş. Burada da ışıklandırmalar. Bu geldi de Dust 2 geldi. Dust 2'ye yeni lamba takmışlar. Hayırlı olsun vatana millete. Türk 2. At üstü. Işıklandırma. Eski maplerde, klasik maplerde çok değiştirmemişler bu arada. Dust 2'leri falan çok değiştirmemişler. Bunları sonra değiştireceğiz demişler. Source 2 araçları asıl olacak. Öyleleriniz artık daha güzel. Tabii bu asıl en büyük problem buydu zaten. Ya oğlum. Bak yazıyor, bak şunu oku ya. Oyunun esasında görünürlük. CS2'de en kritik oynanış gösteride daha net şekilde görecek gösterilerin net bir şey görecek şekilde tasarlandı. Mermi darbeleri uzaktan kolayca görünebilecek. Yönlü kan sıçramaları zamanla kaybolun haritada ilerlerken size de daha fazla bilgi sağlayacak. Aa bak kan splash'ini değiştirmişler. Ortam efektleri. Sıfırdan tasarlanmış patlamalar, yangınları, CZ ışıklandırmasını daha çok fazlasını tecrübe edin. Source 2 motorunu ve modern donanımları gücünü kullanarak CS2'de ortam efektlerini daha fazla. Arayüzde gelişme olmuş. Artık rank düştüğünüzde böyle abidik gubidik şeyler çıkacak. Doğru sesler. Sesler değişmiş. Sınırlı testte büyük hataların yaza karşı çözülebilmesi için Counter-Strike 2'nin özelliklerinin yalnızca bazıları test edilecek ama ilerleyen zamanda daha fazlası gelecek. Hani daha fazla özellik var göstermiyoruz diyor kısaca. Limited test. Ne zaman, nasıl limited teste girebilirim? Şansa seçeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım başladık. Zord diyor ki players are selected based on number factors deemed important by the Counter-Strike development team including but not limited to recent playtime on Valve official servers, trust factor and Steam account standing. Kısaca ne kadar Valve serverlarında oynadığın, trust faktörlerin ve Steam hesabının ne durumda olduğuna göre şey yapılacak, seçilecek. 1.2 saat yani yeterli olduğunu bilmiyorum. Ben oynamıyorum o yüzden yapabilecek bir şey yok. Ne olmuş? Bir şey olmuş mu? Değişmemiş oğlum. The CSGO killer. Seçildiğimi nereden bileceğim? Ustam diyor. Resme ile. Normal. Ne seçildiğimi nasıl alacağım? Seçildiyseniz CSGO'nun main menüsünde. Seçildiyseniz CSGO'nun main menüsünde notification gelecek. Bu notification geldikten sonra enroll tuşuna basınca download çıkacak. Download bittiğinde limited test CSGO'ya girdiğinizde limited test seçeneğini seçerek girebilirsiniz diyor. Ne zaman? Herhalde şu andan itibaren. Teste ne zaman ne kadar insan ekleyeceksiniz? Ne kadar sıklıkla adam ekleyeceksiniz? Paso main menüsü kontrol edin bir ara eklerim. Diyor. Ne kadar sürecek? Yazın 2023'ün sonuna yazına kadar beta devam edecek diyor. Özellikler ne? Şu anda sadece deathmatch ve unranked competitive matchmaking olacakmış Dust 2'de, Türkiye 2'de. Let's fucking go! Türkiye'yi düşünmüşler. Gabe'in zaten Türk. Bu adam gerçekten bug bulursanız cs2 team at valvesoftware.com'a mail atabilirseniz süper olur diyor. Ki yapın hani beta'ya girerseniz amacınız beta testi. Hataları söyleyin ki düzelsinler sonra ağlamayın. Counter-Strike 2'de CSGO itemlerimi kullanabilir miyim? Evet, bütün weapon finishlerin, sticker'ın, CSGO diğer inventory'lerin kullanabilirsiniz. Hatanız varsa raporlayın diyor. Vaklar açılmıyormuş. Vaklar niye açılsın oğlum? Rahşan affı mı bu? Tabii ki de vaklar
Vakaf mı? CS2 limited testinde inventörümü modifiye edebilir miyim? Hayır edemezsin diyor. Sticker apply'layamazsın. Sticker scrape. Bir şey soracağım. Scraping stickers diye bir tane özellik yoktu bu oyunda. Bu ne? Var mı? Ha, tamamen kaldırma. Tamam, onu siz... Yok, ben şey diyorum. Tamam, tamamen kazınıyorsun ama eline gelmiyor. Götüne sokuyorsun onu. Aynen. Yok şey oluyor. Tamam, o var. Evet evet. Ben eline alma şey yaptım. Türkiye'li. Türkiye'li bir şey demedim. Ne Türkiye'si? Türkiye karıştırma. Biz gerginiz zaten oğlum. Vaklara beta test gelir mi? Sence gelir mi abi? Adamın en tepede dediği şey zaten trust factor diyor. Yani siz update edebilirsiniz, şükredin. Jessica Twitter'sı patladı. Yo, patlamadı, çalışıyor. Bayağı bildiğin çalışıyor abi. Neresi patlamış? Bayağı bildiğin dümdüz çalışıyor. Handle değişti. Handle değişsin abi, ne olacak? Bana gelmiştir. Bakarım. Belki bana gelmemiştir bu arada. Bana kesinlikle gelmemiştir. Oğlum ben CS mi oynuyorum? Bana nasıl gelsin? Neyse devam ediyoruz. Streamleyebilir miyim? Evet, streamleyebilirsin. XP kazanıyor muyum? Evet, XP kazanıyorsunuz. Counter Strike 2 betasına katılırken CSGO oynayabilir miyim? Evet, oynayabilirsiniz. Ama CS Counter Strike 2 oynayanlar 2 ile oynuyor. CSGO'lar CSGO oynuyor. Diyor. CS2 Limited Server'ında Community Server çalıştırabilir miyim? Hayır, çalıştıramazsınız şu anda. Ama uzun vadede gelecek. Bu arada ben de açarım bunu. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ben 3-5 tane açarım. Zaten server'ım var. Boşta duruyor. Oynayabileceğimiz kendi aramızda beta için böyle 3-5 tane açarız. Workshop maplerini şey yapabilecek miyim? Workshop mapleri çalıştırıp oynayabilecek miyim? Hayır, oynayamayacaksınız en başta. CSGO blogunu yine takip edebilirsiniz. Sonra da açılacak diyor. CSGO'da banlanmıştım. Aynı hesapla Counter-Strike 2 oynayabilir miyim demişler. Sikim oynarsın demişler abi. Direkt oynatmıyorlar bu arada. Ya direkt update'i oynatmıyorlar adamlar galiba. Saplamışlar. Başını alırsın demişler. Sen oynama demişler. Tabii ki de Vax Secure'lerde oynatmıyorlar. Öyle de bir şey var. Are competitive cooldowns shared across the Counter-Strike 2 veya CSGO? Bu çok iyi olmuş. Şimdi CSGO'ya girdin. Bir tane rank maçında siktirip gittin, bok ettin bütün oyunu. Ondan sonra çıkıp Counter-Strike 2'ye giremiyormuşsun bu arada. Çünkü cooldown ikisi arasında da içerdiği için CS'de sıçarsan Counter-Strike 2'yi de oynayamıyormuşsun. İyi yapmışlar. Hani bir oyunu sikip ondan sonra diğerini atlama demişler. Ya şey gibi düşünün. CSGO oynuyorsunuz, rank cooldown yediniz. Oyundan çıktınız. Hani 30 dakika giremezsin cezası yiyebiliyorsun ya. Öyle bir ceza yedin. CS2'ye geçip oyun oynayamıyorsun. Çünkü diyor ki yapma. Yapamazsın. Ayrı bir oyun değil. Büyük ihtimalle. CSGO'nun update'i, fakat ismi değişecek. CSGO'dan Counter Strike 2 olacak. Fakat şu anda ayrı bir oyun olarak çalışıyor. Update değil, yeni oyun. Vallahi orada hiçbir yerde öyle bir şey yazmıyor abi. Hiçbir yerde yeni bir oyun yazmıyor. Yeni bir oyun olması için oyunu tekrar satması lazım. İsim değişikliğine gerek var mıydı? Var. Hype getirir o. Bakalım bize gelmiş mi? Gelmemiştir. Dediğim gibi ben CS'yi o kadar oynamadım. O kadar ben bana geleceğini düşünmüyorum. Kendi sitelerinde paylaştığı Counter-Strike 2 CSGO oyunu ücretsiz bir güncelleme olarak bürgaz sunulacak. O zaman ekipmanlarını toplayın, pratik yapın. Kendinizi Counter-Strike'in bir sonraki haline hazırlayın. Aynen. Dediğim gibi öyle olacakmış. Oy. Ayak. Kok. Bir CS oynanır. Yak ya. Şimdi mi herkes şey yapıyor, CS maç atıyor. Abi son dakikaları alıyorlarmış. At. Oy. Sınava son anda çalışan çocuk.
Kapa balığı kapa. Bak flik atıyorum. Hemen abone olun.